Şimdi bu Allah'ın bir lütfu oluyor işte. O zaman Müslümana bereket geliyor. Allah orada mümini de seçici oluyor. Ve Müslüman'da muazzam bir heyecan ve şevk oluyor. Mesela Müslümana münafık ata olmazsa Müslümanlarda muazzam bir atalet olabilir. Mesela Müslümanların gücünün artmasına neden olduğunu müminler hemen görürler. Münafık atanın. Tabi münafığı da Allah yaratırken hor ve zelil olacak diye yaratmıştır. Allah ona yalnızlık verir. Kimse onlarla görüşmez. Hep aşağılanır, tek kalır. Yani çok belirgin vasıflarıdır bu. Elle tutulur şekilde görülür. Sarhoş gibidirler. Yani nereye saldıracağını bilemeyen, aklını kaybetmiş gibidirler. O aşağılanmanın verdiği etkili olur. Yani aşağılanmanın şiddetinden artık sarhoş gibidir. Yani dengesiz hareketlere başlar. Bir güler, bir ağlar, bir anormal hareketler, bir ileri gider, bir geri gider, bir sağa, bir sola. Yani plokolonik hareketler, böyle dengesizlik başlar. O cehenneme doğru yol alırken onda gelişen özelliklerdir. Ama Allah tabi onda acele etmez münafıklarda. İyice belanın içine batmaları için Allah imkan tanır. Yani geri dönülmeyecek bir çizgi. Mesela münafığın 10 eylemi olsa hükmü hafif olur. Hafif olur. Allah onun için diyor ki Cenab-ı Allah, ben onlara evlatlar veririm, mal veririm ki iyice batsınlar ve zaman veririm diyor bak Allah. Evlatlar, mal ve zaman veririm. Ki iyice batsınlar. Yani batmayı Allah yeterli görmüyor onlardaki. Çökme. Mesela 1000 üzerinden 10'luk bir rezil olmalarını Allah yeterli görmüyor. 1000 üzerinden Allah mesela en az 990 olmalarını istiyor. Onun için onlara mal veriyor, imkan veriyor, her türlü kepazelik yapma imkanları veriyor. Zaten Müslümanların uzak oldukları için bir hareketlilik imkanları oluyor. Bütün vakitlerini, bütün imkanlarını Müslümanlara mücadele ayırıyorlar. Ayırdıkça o günah yükü, o cehenneme yaklaşma mesafesi gittikçe şiddetleniyor. Artıyor. Tam doyuma ulaştığında, Allah yeterli gördüğünde aniden canlarını alıyor. İşte Allah dediği o ayette mesela o bir görsen diyor Allah canlar alınırken. Onların diyor yüzlerine ve sırtlarına vurularak diyor meleklerin onların canını alırken onların halini bir görseniz diyor Allah. Ama tabi bunun görülmesi imtihanın sırrına aykırı olduğu için Allah göstermiyor. Ve münafıklar genellikle kısa ömürlü olurlar. Çünkü çok endişeli, stresli ve deli bir hayatlar olur. Yani Müslümanlara saldırmanın ve yaşama hırsının verdiği bir stres vardır. Şimdi bir kere mal hırsından çok sıkılır münafık. Mal kazanma hırsından. Ve yaşama hırsından çok sıkılır. Çünkü çabuk ölme korkusu vardır münafıkta. Bu onu çok sıkar. Müslümanlara da zarar verememek akıl almaz bunaltır. Yani onun için bir kabustur bu. Mesela var ya filmlerde oluyor, çelik robot oluyor, adam oluyor, çelik adam oluyor. İnsan görünümde ama onun bahsedeceği gibi olmuyor. Şey oluyor, çelikten oluyor. Terminatör, evet. Terminatör gibi oluyor. Adam vuruyor, bir şey tak, kendi elimi ararıyor. Kafasını atıyor, kafası patlıyor. Deli gibi kaçıyor, uzaktan bakıyor. Yine bütün gücüne koşuyor, yine kafasını vuruyor, yine kafası parçalanıyor. Deli oluyor. Münafığı en çok yıpratan budur. Münafıklara saldırdıkça, münafık hem güç kaybediyor, hem Müslümanları güçlendirmiş oluyor. Bu kahreder işte. Yani çünkü münafık çok çabuk netice alacağını zanneder. Mesela Hazreti Musa zamanında o münafık çok çabuk netice alacağını zannetti. Ama bir türlü alamadı. Bir türlü olmadı. Peygamberimiz zamanında da münafıklar çok çabuk netice alacaklarını zannettiler. Ya biz 300 kişiydiler işte Dırar Mescidinde kurarız. Peygamberi de orada haşa şehit ederiz. Aramızdan da birini peygamber ilan ederiz. Konu biter dediler. Ama hepsi helak olup gitti.
Ve hepsinin sağlığı bozuldu. Akıl sağlığı bozuldu, ruh sağlığı bozuldu. Malları, mülkleri Müslümanlara kaldı. Müslümanlar sağlık sıhhat afiyet içinde yaşadılar. Onlar kahrolup, perişan olup cehenneme gittiler. Elhamdülillah. Daha önce konuşmalarınızda Firavun'a sorsak en etkili çalışmayı kim yapıyor diye sana karşı Musa'yı gösterir demiştiniz inşallah. Tabii. Mesela Firavun hemen seçmiş. Putları yıkılınca da Kur'an'da Allah bildiriyor. İlk küfürün aklına Hazreti İbrahim geliyor. Tabii ya, normalde başka biri de gelebilir. Ya diyor, bunu yapsa İbrahim yapar diyorlar. Ama münafığı en çok yakan, ciğerini yakan, Müslümanlar hiçbir şey yapamamaz. Yani bu kahreder. Çok ızdırap verir. Şeytan da en kahreden budur. Çünkü Allah'a karşı övünmek istiyor şeytan. Ama hiçbir şey yapamıyor.